Bu gazetelerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Manavgat'ta bugün 9. gününe giren yangına devam ederken bölgeye Türkiye'nin birçok ilinden yiyecek içecekten giyeceği çocuk ve bebekler için oyuncağından bezine her türlü yardım gönderiliyor. Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nin oluşturduğu yardım toplama merkezine gelen yardım koli'lerinin içinden de onlarca mektup ve not çıkıyor. Konya'nın Çomaklar Köyü'nün çocukları da biriktirdiği bozuk paralarını kumbarasıyla birlikte Manavgat'ta çocuklara gönderdi kişiler güçleri ölçüsünde yardım yapmaya çalışmışlardır. Evet, ilkokul çocukları bile biriktirdikleri paraları kumbarası ile birlikte manavgatlı çocuklara göndermiştir. A şıkkını örnek olarak. Felaket döneminde insanlar yalnızca maddi değil manevi paylaşma dönemi vermişlerdir. Göndermiş oldukları mektuplar, notlar bunu bize ifade etmektedir. Dolayısıyla B şıkkına Afet döneminde ihtiyaç sahipleri ülkemizin dört bir yanından Yardım göndermektedir. Evet, buna da ulaşabiliriz. Yardım yaparken gösteriş yapılması ihtiyaç sahiplerini incitmektedir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemişse bu yüzden değişikliğine ulaşılamaz. Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmezler Mevlana Celaleddin Rumi. Çünkü sevgi, bilgi ve pek çok değer paylaştıkça çoğalmaya başlar. Elinde bulunan imkanlardan başkalarına da veren her bir insan kendinden bir şey kaybetmediği gibi çok daha fazlasını kazanmaya başlar. Bu durum İslam dininde önemli bir esas olarak kabul edilir. Bu metinde paylaşma ve yardımlaşmanın hangi yönüne değinilmemiştir? Metne baktığımız zaman insanlar yardımlaşmayı gerçekleştirdiği zaman, paylaşmayı gerçekleştirdiği zaman sahip olmuş olduğu maldan hiçbir şey eksilmeyeceği, tam tersi malının daha da kıymetleneceği, daha da artacağı ifade edilmiştir. B şıkkı fedakarlığı ön planı tutması evet insanlara sahip olmuş olduğu malları başkalarıyla paylaşması gerektiği yani fedakar olması gerektiği ifade edilmiştir. Dinin tavsiyeler arasında yer alması İslam dininde önemli bir esas olarak da kabul edilir denmektedir. İnsanlar için büyük bir kazanç olması evet çok daha fazlasını kazanmaya başlar diyor. Dolayısıyla D şıkkına değinilmiştir. Fıtri bir niteliğe sahip olması yani doğuştan gelen bir özellik olması Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu yüzden A şıkkına denilmemiştir. Bu hadislerden ortak olarak yargılanan hangileri çıkarılabilir? Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim Müslüman kardeşin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun bu iyiliği sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslüman ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Birinci hadiste insanların Müslümanların dayanışma içerisinde olması, paylaşması gerektiği ve insanların sahip olmuş olduğu ayıpları başkalarıyla paylaşmaması gerektiği ifade edilmiştir. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle boğacıyı paylaşan bir bedene benzer. İkinci hadiste de Müslümanların arasında dayanışma ve paylaşmanın olması gerektiği vurgulanmıştır. İnsanların birbirlerine karşı yardımsever olmasının da Müslümanlar üzerine bir sorumluluk olduğu ifade edilmiştir. Bir dayanışma Müslümanlar için önemli bir özelliktir ikisinde de vurgulanmaktadır. Paylaşma zayıf insanlar için daha önemlidir. Böyle bir bilgi yer almamıştır. Müminler ihtiyaçlarını karşılamada birbirlerine karşı sorumludurlar. İkinci hadiste de birinci hadiste de vurgulanan temel esaslardan biridir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olacak. Bu ayetin mesajına en yakın olan yargı aşağıdakilerden hangisidir? İyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinize yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Yani Allah bizlerin iyilik konusunda Dinen doğru olan şeyler konusunda yardımlaşmamızı emrediyor. Ama kötü davranışlar konusunda, günah sayılabilecek davranışlar konusunda insanların birbirleriyle yardımlaşmaması gerektiği ifade edilmiştir. Aşıkı paylaşma ve yardımlaşma tüm toplumlar için önemli bir değerdir. Mesajına en yakın olan yargı değildir ki ayetin mesajında böyle bir ifade de bulunmamaktadır. İnsanların düşmanına da yardım etmesi gerekir. B şıkkı da olmaz. İyiliğin arttırılması kötülükleri yok eder. Bunun ilgili bilgi verilmemiştir. Yapılan kötü davranışlara destek olmaktan kaçınılmalıdır. Evet günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın denilmektedir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Sevgisi anneden, bohçası sizden. Hilali Ahmer'den kızlaya süre gelen sevgi bohçası geleneği Hayırseverlerimizin bağışları sayesinde bugün de anneleri sevindiriyor. Hilal Ahmer'den Kızılay'a bir iyilik gene olarak süre gelen sevgi borçası genelini, yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli hijyen, giyim eşyası ve benzeri temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu afiş ve parçadan aşağıdakilerin hangisi ulaşılır? Kültürümüzde paylaşma ve yardımlaşma köklü bir gelenektir. İhtiyaç sahibine yardım ulaşma bazen mümkün olmamaktadır. İyilik etmek her Müslümanın temel görevidir. Dayanışma kültürüne günümüzde eskisi kadar önem verilmemektedir. Kızılay'ın önceki ismi İl Hilali Ahmer'dir. İlk kurulduğundaki ismi Hilali Ahmer'dir. Daha sonra Kızılay ismini almıştır. Bu bilgi içerisinde, bu afişte geçmişten günümüze kadar kültürümüze paylaşma ve yardımlaşmanın var olduğu ifade edilmektedir. Yani A şıkkındaki kültürümüzde paylaşma ve yardımlaşma köklü bir gelenektir. Şıkkını biz ulaşabiliriz. Çünkü Hilal Ahmer Osmanlı zamanında kurulduğu da verilen ismi, Kızıl ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında verilen ismidir. Yani yardımlaşma ve paylaşma kültürümüzde köklü bir geçmişe sahiptir. Bu metin aşağıdakilerin hangisine vurgu yapılmıştır? Hz. Muhammed'in müminin birbirine olan bağlılığı birbirine kenetlenerek inşa edilmiş bir binanın tuvalları gibidir. Sözüne belirtildiği gibi Müslümanların birbirleriyle olan bağlılığı toplumun geleceği için çok önemlidir. Çünkü bir topluma paylaşma ve yardımlaşmanın sona ermesi beraberinde toplumu da sona ermesine sebep olur. Yardımlaşmanın kişilerde kötü duyguları yok ettiğine, hayır yardımlaşmanın toplumsallaşmaya olan katkısından bahsetmiştir. Paylaşma ve yardımlaşmanın empatiyle sağlanabileceğine bahsedilmemiştir. İnsanlara destek olurken kırıcı olmaktan kaçınmak gerektiğine bahsedilmemiştir. Toplumun ayakta kalabilmesine yardımlaşmanın etkili olduğu evet D şıkkı parçada vurgulanan temel düşüncedir. Bu yüzden cevabımız D olacak. Çünkü toplumda paylaşma ve yardımlaşmanın sona ermesi beraberinde toplumun da sona ermesine sebep olur denilerek toplumda paylaşma ve yardımlaşma sayesinde toplumun ayakta kalabileceği ifade edilmiştir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu söz aynı mesaj taşımaktadır? Elinle yaptığın hayrı dilinle ziyan etme. İslam dininde insanların yapmış olduğu yardımları gizli bir şekilde yapması gerektiği, riyaya yani gösterişe bulaşmaması gerektiği ifade edilmiştir. Bizler bir kişiye yardım ettiğimiz zaman bunu başkalarıyla paylaşmamamız, bunu kendimize saklamamız gerekmektedir. Hz. Muhammed bir elin verdiğin diğer el görmesin diyerek yardımın nasıl yapılması gerektiğini ifade etmiştir. B şıkkına baktığımız zaman ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun yamanını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Yani B şıkkında insanların yapmış olduğu yardımı görsel yaş amacıyla kullanmaması gerektiği, aksi takdirde yapmış olduğu yardımın İslam dini herhangi bir geçerliğin olmadığı vurgulanmıştır. Bu yüzden canımız bir eşlik olacak. Bu parçadan aşağıdakiler hangisi çıkarılamaz? Zorlu hicret yolculuğundan Medine'deydi artık Allah'ın Resulü. Ranun Vadisi'nde toplanan Müslümanlar heyecanla bekledikleri peygamberliğin önderliğine ilk cuma namazını edad edeceklerdi. Yani kılacaklardı. Hz. Peygamber kalabalığının arasına ayağa kalktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ''Ey insanlar, ahirete gitmeden önceden kendiniz için bir şeyler gönderin.'' diyerek kutbesine başladı. Kıyamet günü insanoğlunun Rabbinin huzuruna çıkınca yaşayacağı dehşeti ve tedirginliği anlattı. Ardından cehennemden bahsetti ve şöyle dedi. Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayan ise en azından güzel sözle kendini korusun. Peygamberimiz yardımlaşmaya teşvik etmiştir. Evet yarım hurma vererek bile insanlara yardım edin demiştir. İnsan gücü ölçüsünde yardım etmelidir. Evet. Hurma peygamberimize önem verdiği yiyeceklerden biridir. Hayır sadece onu örnek olarak veriyor. Yardımlaşma insanı cehennemden uzaklaştırır. Evet. A, B ve D şıkları çıkarılabilir ama C şıkkı çıkarılamaz. Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine vurgu yapılmıştır? Ey insanlar Allah'ın size din olarak seçtiği İslam'ı cömertlik ve iyi ahlakla güzelleştirin. Beyiniz ki cömertlik dalları dünyada olan cennetten bir ağaçtır. Kim cömert olursa o dallardan birine tutunmuş olur. O dal sonunda onu cennete yükseltir. Yani hadisi şerifte insanların bu dünyada yapmış olduğu yardımların sergilemiş olduğu paylaşma ve dayanışmanın ahirete karşılığını görece ifade edilmiştir. Yardım yapmak insan için uzaklaştırır vurgulanmamıştır. İnsan tabiata karşı bile cömert olmadığı vurgulanmamıştır. Yardımlaşma sosyal bir de vurgulanmamıştır. Yardımlaşmanın ahirette mükafatı vardır. Sonunda onu cennette yükseltir denilerek ahirette mükafatını göreceğimiz ifade edilmiştir. Bu yüzden cevabımız aşık olacak. Bu hadisten hareketle yargılarının hangilerine ulaşılır? Veren el üstündür. Vermeye geçimini sağlamakta yükümlü olduğun kimselerden başla. Anneni, babana, kız ve erkek kardeşine yardım et. Sonra yakınlık durumuna göre devam et. Yardım edilen değil, yardım eden konumda olmak daha iyidir. Evet, veren el üstündür diyerek, yani yardım elden el üstündür diyerek birinci maddeye ulaşabiliyoruz. Yardıma yakınlardan başlamak gerekir. Evet, yükümlü olduğun kimselerden başla denilerek yakınlardan bağışlanması gerektiği ifade edilmiştir. Kişi kendi ailesine de yardımda bulunabilir. Anne, baba, kız ve erkek kardeşe yardım et insanların kendi akrabalarına, kendi ailesine de yardımda bulunabileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla 3 maddede ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız değişik 1, 2 ve 3 olacak.